Bu defa evdeki hesabı çarşıya uydurmayı değil, cepteki hesabı eve uydurmayı anlatacağız. Yani ev almaktan söz ediyorum. Çünkü bu şu sıralarda hiç de kolay değil. Kolaylaştırmak için Ziraat Bankası konut kredilerinde faiz oranlarını düşürdü. Peki acaba o faizler kaça düştü? Çektiğimiz krediyi kaç ayda ne kadar ödeyeceğiz? İşte ayrıntılar. Eviniz var mı? Hayır, yok. Kiradayım. İnsanın ev sahibi olması ne demek? Çok zor demek. Biz daha kolay ev sahibi oluyorduk. Ev almak hayal. Özellikle de kirada oturanların en büyük hayallerinden birisidir ev sahibi olmak. Ama ev sahibi olmak eskisi kadar kolay değil. Çünkü birikim yapabilmek artık çok zor. Ev almayı kolaylaştıran en önemli noktalardan biri ise kredi faizleri. Ziraat Bankası konut ve ihtiyaç kredilerinde o faizleri düşürdü. Konut kredi faizlerini 120 aya kadar 1.28'e düşürdü. Çok iyi. 1.28 gayet iyi gibi gözüküyor. İhtiyaç kredilerinde ise faiz oranı 60 aya kadar %1,53'e indi. Tüketim için talebin oluşacağını ben zannetmiyorum. Bu burada etkilemez. Ama konut kredisini etkileyecek. Çünkü diğer bankalarda konut kredileri %1,49 ile %2 arasında değişiyor. Diyelim ki bir ev alacaksınız ve 100 bin liralık bir kredi çektiniz. Şu an bankaların ortalama faiz oranı 1.69. Eğer 1.69'dan öderseniz krediyi 10 yılın sonunda 234 bin lira ödemiş olacaksınız. Ama düşürülen faiz oranından, yani %1.28'den öderseniz o zaman 10 yılın sonunda 198 bin lira ödeyeceksiniz. Yani bu durumda 36 bin lira sizin cebinizde kalmış olacak. Kira ödemem, kredi çekerim yani. 1.28'de konut almak isteyenler konut alabilirler. Çünkü seçimden sonra biz bunun daha düşeceğine inanmıyoruz. Çok güzel. Yani benim için çok güzel. Ama ekonomi için o kadar iyi değil galiba. Emlakçılara göre ise bu oranlar yeterli değil. Yeterli bir oran değil. Birin altında düşmesi lazım ki emlak piyasası canlansın. Faiz indirimi 4 Mart pazartesi itibariyle geçerli olacak.